Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmihal dersimizde kerahat ve istihsan bahsini okuyorduk. Ve en son olarak mukaddesat-ı hürmet bölümünü okumaya başlamış idik. Burada Müslümanların Allah katında mukaddes olan şeylere karşı tutumları, tavırları nasıl olması gerekir? Bunu okumuştuk o bölümde. Bu bölümde ise İslam'da sözleri kabul edilen ve edilmeyen kimselerden bahsedeceğiz. Şimdi burada sözleri kabul edilen, edilemeyen dediğimiz zaman şahitlik anlamına geliyor. Yani bir kişi bir şeye şahitlik ettiği zaman bu adamın şahitliğini kabul edebilir miyiz? Bu adama itibar edebilir miyiz? İtimat edebilir miyiz? Bu soru. Tabii bu niçin önemli? Çünkü bazı dini konularda şahitliğe ihtiyaç duyulur. Bir kimsenin haber vermesine ihtiyaç duyulur. Bu kimsenin verdiği habere ne kadar güvenebiliriz? Güvenmemiz için o kimsenin nasıl birisi olması lazım? Bu mühim bir husustur. Burada iki husus söz konusudur. Birincisi diyaneten, ikincisi muamelatta. Diyaneten demek sadece Allahü Teala ile kulu arasındaki bir ibadet söz konusudur. Allah ile kul arasında ne gibi? Namaz gibi, oruç gibi. Bu gibi vazifeler Allah ile kul arasındadır. Bu gibi hususlarda kimlerin sözü geçerlidir? Bu gibi hususlarda sadece bir adil kimsenin sözü yeterlidir. Fasıkların ve gayrimüslimlerin bu konudaki sözleri kabul edilmez. Ne gibi? Mesela bir tane su var. Bu su pis mi temiz mi? Öğrenelim ki o suyla abdest alacağız çünkü. Veyahut da bu halı veyahut da bu yer temiz mi pis mi? Temizse ona göre hüküm var, pisse ona göre hüküm var. Diyelim bu halı temiz mi pis mi diye soracağız bir adama, bilmiyoruz. Kendi evimizdekini biliriz ama dışarıdakini bilmeyiz. Oradan birisine soruyoruz. O adam da pis derse orada namaz kılamayız. O adam temiz derse orada namaz kılarız. Peki o adam nasıl birisi olması lazım? Ha, o adamın salih, ondan sonra adil birisi olması gerekmektedir. Yani gayrimüslimse veyahut da fasıksa sözüne güven olmaz. Fasık kime diyorlardı? Günah işlemeyi adet haline getirmiş ve günah işlemekten çekinmeyen kimselerin adı fasık. Günah işleme konusunda serbest davrandıkları için kafirlere de fasık denir. Ama aslında fasık Müslüman olup da günahlara aldırış etmeyen kimselere deniyor. Böyle bir kimse o halı temiz dese ona itibar edilmez. Neden? Çünkü kendi ibadet hassasiyetini taşımıyor ki bana nasıl aynı hassasiyette soruma cevap versin? Değil mi? O yüzden bu adamlara güvenilmez. Veyahut da vakit girdi mi girmedi mi diye soruyorsun. O iftar vakti, sahur vakti, namaz vakti. Ondan sonra o adam da girdi veya girmedi diyor. Şimdi bu adamın sözüne güvenebilir miyiz? Bakacağız. Eğer adaletli, sözüne güvenilir, ibadet ehli birisi ise sözüne güvenebiliriz. Ama yalancı veyahut da ibadetlerine ehemmiyet göstermeyen birisi ise bunun sözüne itibar edilmez. Evet. Bir suyun temiz olduğunu, bir adil temiz olmadığını da bir başka Müslüman haber verse, iki kişi var. Birisi diyor ki bu su temiz, ötekisi diyor ki bu su pis. Yani o sudan abdest alınmaz demek istiyor. İkisi de sözüne güvenilir insanlardan. Ne yapmamız lazım? O zaman bu suyun temiz olduğuna hükmetmenimiz lazım. Çünkü suda asıl olan nedir? Temiz olmaktır. Suda asıl olan temiz olmasıdır. Pislenmek sonradan meydana gelen bir şeydir. O zaman biz ne yaparız? Suyun aslına itibar ederiz. Fakat ölü bir hayvanın boğazlanmış olduğunu bir adil, boğazlanmamış olduğunu başka bir kimse haber verse, bu hususta kanaate göre amel edilir. Çünkü burada aslında suyun aslındaki temizliğe itibar edeceğimiz bir emare, işaret, alamet yoktur.
Bir gayrimüslimin Müslüman olmuş olduğunu bir Müslüman haber verse üzerine cenaze namazı kılmak gerekir. Bir gayrimüslim bir Müslüman dedi ki ya bu adam Müslüman olmuştu. Ondan sonra öldü derse o Müslümanın şehadetine göre o gayrimüslimin namazı kılınır. Çünkü o Müslümanın sözüne itibar etmek zorundayız. Müslümanda asıl olan nedir? Müslümanda asıl olan yalan söylememektir. O da Müslüman olduğuna göre o zaman muhakkak doğru söylüyordur. Ha yalanı ortadaysa veyahut da yalan söylediği belliyse biliyorsak o zaman zaten güvenmeyiz de ama Müslümanda asıl olan yalan söylememektir. Onun için sözüne itibar edilir. Alım satım ve benzeri muamelelere gelince, şimdi dedik ki Allah ile kul arasındaki olan işlerde Müslüman ve adil bir kimsenin sözüne güveniriz demiştik. Ha, alım satım gibi işlerde bu Allah ile kul arasında değil, kulların kendi aralarında aldım sattım, kiraladım gibi sözlerde bu durumda adalet şart değildir. Yani o adamın Müslüman olması şart değildir. Gayrimüslimlerin de bu konudaki sözüne itibar edilir. Çünkü bu yapılan iş zaten alışveriş işidir. Alışveriş işidir. Dünyalık bir iştir. Bunların sözleri burada geçerli kabul edilir. Hatta bunların bu meseleler esnasında meydana gelen helal ve harama ait sözleri de makbul kabul edilmiş ulema tarafından. Mesela bir gayrimüslim kafir bir adam diyelim. Yanında bulunan bir et hakkında ben bunu bir Müslümandan satın aldım dese ondan sonra bir Müslümanın onu yemesi helal olur. Çünkü o adam ne yapıyor? Müslümandan aldığını, satın aldığını haber veriyor. Satın almak nedir? Kullar ile, kulların kendi aralarında gerçekleşen bir muameledir. Onun için bu adamın sözüne orada itibar edilir. Tabii burada muamelat dediğimiz işler pek geniştir. Az önce dediğimiz gibi alışverişi içine aldığı gibi kiralamayı da içine alır. Siparişle iş yaptırmayı da içine alır. Buna benzer birçok meseleyi içine alır. Bu yüzden bu hususta gayrimüslimlerin de sözü kabul etmek sosyal bir zarurettir. Çünkü her halükarda tamamıyla Müslümanlarla iş yapamıyorsun ki. İcabında kafirler de var. Dolayısıyla kafirle alışveriş yapabiliyorsun, kiralama yapabiliyorsun. Buna benzer muameleler yapıldığı ve buna benzer muamelelerin kafirlerle de yapılmak mecburiyetinde olduğumuz için onların sözlerine de itibar etmek bir nevi mecburiyet teşkil ediyor. Öyleyse bunlara itibar etmekte de bir sakınca yoktur. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri yaptığı işleri düzgün yapan kullarından eylesin. Sözüne güvenilir, Allah katında da emin kimselerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.